Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Evde güllaç nasıl yapılır adlı videoya hoş geldiniz. Ama sonundan başlıyoruz güllaç. Aa, telefon şarjım vardı, şarjı yoktu ondan. Değil mi Nito? Baba, tamam dur, anneye bir şu şeyleri yaparken çekeyim. Evet arkadaşlar, evde güllaç için gerekli malzemeler. Hazır güllaç şeyi neydi aşkı tam mı? Hazır güllaç yapma. Tamam, sen de orayı patlatma ama gel. Tamam bırak babacığım, orası bizim işimiz yok. Gel biz burada güllaç yapalım. Gel sen şunu da, sen şunu al sık odalara gel hadi. Hadi oda parfümünü sık gel. Koş. Koş sık gel. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok basit bir tarif. Kaynar sütümüzü, ilk önce böyle şekerli sütümüzü. Ne yapıyorduk Ömrüşko? Kaynatıyoruz arkadaşlar. Isıtıyoruz onu. Güzel şekerli şekilde. Çok sıcak olmayacak. Ilık şekildeyken. Evet. Küllaçlarımızın üstüne döküyoruz. Aralarına cevizlerimizi. Bol malzemoslu. Şey de var. Yani, fıstık ezmemiz de var arkadaşlar. Fıstık ezmesi. Fıstık tozu. Evet. Evet arkadaşlar. Bakın olay bu. Bunları böyle böyle. Şeyinize göre yapabilirsiniz yani. Bunu dolaba atıyoruz sonra. Uygulama şekli bu arkadaşlar, görüyorsunuz. Basit yani, değil mi? Evet. Yani çok bir zorluğu yok. Yemeğe ne yapıyoruz sen ona? Ha, yemeğe de arkadaşlar güzel renkli makarnalarımız var. Şöyle göstereyim size. Bakın şurada pişen makarnalar var. Hatta ben onu bir karıştırayım da paket olmasın. Şöyle. Bu makarnaları seviyoruz arkadaşlar. Güzel oluyor yani. İnşallah yeter bu. Yanına da arkadaşlar balık yapacağız. Değil mi Aşkı Etam? Yanına da balık yapacağız arkadaşlar. Almanya'daki yemeğimizin menüsü bu bugünlük. Yanına da salata. Yanına salata. Litoto da burada bizi fıstatıyor. Seni. Tamam git içeri. Banyoya sıktı mı? Yeter, çok sıkma ha. Manyak ya, hiçbir çocuğun ayarı yok ya. Şöyle şöyle arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Şöyle. Birazdan devam edeceğiz arkadaşlar video. Bakın son şey, gıdığına kadar, dıbına kadar onu değerlendireceksiniz, unutmayın. Çekiyor çünkü. Evet. Gel video çekeceğiz. Evet arkadaşlar, bugün mutfaktayız. Mutfak videosuna hoş geldiniz. Mutfak videosunda burada bir tane Litoto var. Burada bir tane Litoto'muz var. Değil mi Lito? Evet. Ne diyoruz? Kanalımıza abone olun diyoruz. Abone! Abone! Bunun var böyle arkadaşlar, böyle çocuğuz oldu. Öklerini butlarını. Isıracaksınız. Isıracaksınız ki böyle. Baktığınız sıkma. Böyle canını acıtı acıtı sevecek. Dana gibi oldu bu, dana gibi. Yemek arası tatlısı bu. Yemek arası tatlısı. Sonra çocuktan ısırılmaz. Isır, nereye ısırılmaz? Biz ısırırız değil mi? Isırırım değil mi ben? Baba bak. Evet. Hadi gel şimdi kaç, geliyorum. Evet arkadaşlar, biz şimdi makarnayı falan yapalım. Birazdan yine birlikteyiz, bay bay. Bak. Evet arkadaşlar. Şimdi yapacağımız işlemler ise size şöyle göstereyim ufaktan. Hatta şöyle tutayım şunu. Kamerayı çok kapatmadan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şeyleri İtalyan şeylerinden alıyoruz arkadaşlar biz. Ne derler ona? İtalyan satıcılardan alıyoruz arkadaşlar. Onların balıkları çok güzel oluyor. Bir de Yunanlıların güzel oluyor. Bunlar böyle güzel soslamış halde falan oluyor. Ya biz seviyoruz ailece yani. Babamız da İtalyalı olduğu için
Onları şey yapıyoruz. İşte yağımızı attık. Burada makarnalarımız haşlanıyor arkadaşlar. Bunlar küçücüktü. Böyle büyüyor. Değil mi Ömrüşkom? Hadi bakalım şimdi yapacağız. iPhone'un da bu sıkıntısı var işte canım. Hiçbir yerde durmuyor. Evet arkadaşlar. Herkese tekrardan merhaba. Ben şöyle oturayım. Bir dakika abi. Evet. Ben oturdum. Bugünkü menümüzde dediğim gibi güzel bir makarna yaptık arkadaşlar. Yapıyoruz. Makarnanın yanında İtalyan balıkçılarından aldığımız özel soslu güzel bir balık pişiriyoruz. Ya yani ızgara gibi böyle çıs 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 yapacağız. Yanında da güzel bir ufaktan bir salata yeter arkadaşlar. Evet. Ne yapıyorsunuz? Nasıl keyifler? Bu video biraz böyle sohbet olsun. Biraz gıybet olsun. Ne diyorsun aşk Ethan? Almanya hakkında sana ben sorular sorayım, sen cevapla. Tamam mı? Ya da Almanya hakkında mı sorayım? Siktir et Almanya'yı ya. Ha? Hayır. Gibi sorabilirsin. Açığım biliyorsun. Tamam. Evet arkadaşlar, bu videomuz bir böyle soru cevap gibi olacak. Aile videosu olacak. Aynen, çok ses gelebilir. Evet, videoda şu anda rahatladığınızın farkındayım arkadaşlar. O ses bayağı bir içeri kadar gidiyor çünkü. Gel. Arada balıklara da bakarsın inşallah. Bakarız. Tyson da geldi. Evet arkadaşlar, bu video böyle biraz soru cevap videosu olsun. Yani aile içi soru cevap videosu olsun. İlk sorumla başlıyorum. Aşk Ethan. Sorarım. Beni seviyor musun? Biliyordum bu sorunun geleceğini ya. Aşk Ethan. Sanki bilmiyormuşsun gibi. Tabii ki seviyorum. Hala bana aşık mısın? Her zaman. Beni ilk gördüğün zaman ne hissettin Ömrüşkom? Arkadaşlar Ak Merkez'in önündeydik. Bundan sene vereyim mi? 7 sene oldu mu? Ne senenin? 2013'te. 2013'te 6 sene oldu işte. 7 sene olacak. Arkadaşlar Ak Merkez'in önünde baktım. Ay ver hadi kolaysın. Ay mı? Evet. Aşk ile tam ay işte Şubat'tı. Şubat mıydı o? Şubat değil miydi? Nisan'dı. Nisan mıydı? Evet. Bakayım biliyor mu diye şey yaptım. Evet arkadaşlar. Bir Nisan günü, Nisan ayında Ak Merkez'in önünde baktım cillop gibi bir sarışın kız. Dedim ki ben buna bir laf atmam lazım yani. Kusura bakmayın. Oldu. Her neyse ya, işte ilk görüşmemiz Ak Merkez'in önünde oldu arkadaşlar bizim. Yani o da süper oldu. Ben zaten ilk gördüm. Üst kata çıkıyoruz arkadaşlar. Yemek bölümüne çıkıyoruz işte. Ben zaten gördüm. Direkt dedim zaten. Ya bir gün dedim bak benim çocuğumu doğuracaksın. Gel buraya. Come in. İnanmadı bana. Sen dedi fırlamasın dedi. Sen dedi İstanbul çocuğusun dedi. Hayır. Hayır dedi. Sen dedi kötüsün dedi. Beni böyle dışladı, böyle yaptı bana. Bak dış yaptı falan. Bana giderler yapıyor. Benim telefonlarımı falan engelliyor, WhatsApp'ımı engelliyor falan yapıyor. Oğlum biz İstanbulluyuz lan, çıkıp geliriz. Bize Avrupa, Amerika, İran, Irak hiç fark etmez. Gelmedin mi? Geldim abi. Buraya geldiğim gittiğim parayla sana ev alırdım ya. Olsun, almış olurdun. Almadın mı? Aldım. Almıyor muyum? Alıyorsun kocacığım. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, biz böyle bir, ya bizim şeyimiz çok maceralı geçti ya. Ya şimdi normalde ya ilişkilerde şimdi böyle ilişkilerde arkadaşlar kavga edersiniz, evinin önüne gidersin, çalıştığı yerin kapısına gidersin ya da AVM'nin önünde beklersin vesaire. Şimdi biz kavga ettiğimiz zaman, bir engeli bastığı zaman benim oradan İstanbul'dan kalkıp Almanya'ya gelmem gerekiyordu yani. Düşünün benim de psikolojiyi. Bir de seviyordum da ben buraları, ben abi değil mi? İlk geldiğimde çok hoşuma gitmişti yani. Buralar için mi geldin? Seni kullandım ben, Almanya için geldim. ya buraya gelecek arkadaşlar, zaten en büyük tavsiyemiz ne aşk ile tam? Gel evlenip aile birleşimini yapmadan önce mutlaka gelip buralarda biraz vakit geçirin arkadaşlar. Nereye geleceğinizi bilin yani. Herkesin şimdi benim gibi şanslı böyle bir güzel bir şehre gelmeyebilir. Çünkü bazı arkadaşlar vardı. Çocuk diyor ki Hamburg'a geldim diyor. Hamburg'da yaşıyorum diyor. Hamburg'a gidiyoruz. Hamburg neresi? Çocuğun yaşadığı yer neresi? Hamburg'un bir tane köyünde yaşıyor ya da Köln'de yaşıyorum diyor.
Köln'ün köyünde, küçücük bir kasabasında yaşıyor yani. Allah'a şükür bizde öyle şey olmadı yani. Geldim gördüm oğlum. Nereye geleceğiz? Bütün işimizi gücümüzü bırakacağız orada sonuçta yani. Senin için dükkanımı sattım geldim ya. Kapı geleceğim. Biz de böyle arkadaşlar. Sevdik mi böyle yani? Şu an kendini övme videosuna geçtim. Ne yapayım ben Marişko ya? Biraz da kendimizi övebilirim ya. Övemeyim, evet. Lütfen ya. Bir de bunu içine mi bıraktın? Elime doya bir şey olmaz ya. Öyle yani arkadaşlar. Evet, sorularımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Ben sizin adınıza soruyorum şimdi. Ya kendi adıma da soruyorum. Aşk ile tam. Evlilikte en önemli şeylerden bir tanesi ne? Yurt dışı evliliklerinden bahsediyoruz ama. Yani sonuçta ben bir ithal damat olduğum için nasıl bir şey yani sence? Şimdi genel olarak bütün evliliklerde en önemli şey zaten saygı. Evet. Ama bu şimdi genel bir cevap olduğu için bunu kabul etmiyoruz tabii ki. Tamam. Yurt dışı evliliklerinde aslında bunu senin söylemen lazım. Yurt dışına sen geldin. Ya. Tecrübelerine dayanarak. Yani. Değil mi? Ters mi oldu bu soru? Hadi bakalım. Evet, ters etti şimdi birazcık. Ya arkadaşlar, yurt dışında evlenecekseniz, yani yurt dışına evlenip yurt dışında yaşayacaksınız, bazı psikolojik şeylere hazır olmanız lazım. Çünkü karşılaşacağınız şeyler sizin yaşadığınız, tecrübe ettiğiniz şeyler gibi değil. Yurt dışı sonuçta, yani bakın şöyle bir empati yapın. Sonuçta hiçbirimiz Amerikan vatandaşı değiliz ki pasaportumuz her yerde geçsin ya da diplomalarımız, sertifikalarımız her yerde geçsin. O yüzden Türk vatandaşı olduğumuz için, ama bu da yanlış anlaşılmasın, Türk vatandaşlığını şey yapıyorum diye değil, ama bu gerçek yani. Hani sonuçta bırakın şeyi, sertifikalarınızı, diplomalarınızı, üniversitelerinizi, ya ehliyetimiz dahi geçmiyor arkadaşlar. 6 ay geçiyor. Bunlara hazırlıklı olmanız lazım. Sonuçta yurt dışında yaşayacaksanız bazı şeyleri tecrübe etmeniz lazım. Bazı şeyleri gelip görmeniz lazım. Tabii ki de imkanlarla alakalı şeyler bunlar ama o imkanı yaratmaya bakın önce. Sonuçta gözü kapalı, yurt dışı, Alman. Şimdi bazı videoların altında falan görüyorum arkadaşlar. Başta abiler, ablalar falan böyle video çekiyor. Onların altına yazıyorlar ki, bizim geçmiş kanalda da öyle şeyler çok yazıyorlar. Değil mi Aşk Yeten? Abi 10 bin euro biriktirdik, bizi oraya alsana. Abi şey, iş biraz çığırından çıkıyor diye zaten o kanalı kapattık yani biz. Onun haricinde de ya biraz tecrübe edin arkadaşlar. Yani böyle Avrupa, böyle yurt dışında evleneceğim, orada yaşayacağım falan filan değil. Biraz önden böyle bir gelip bir Ar-Ge çalışması yapın. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz, yaşayabilir miyiz, yaşayamaz mıyız? Nasıl para kazanırız, nasıl idame ettiririz? Biraz da tabii bu fırlamalıkla da alakalı şimdi. Değil mi Aşk Yeten? Şimdi sönük birisi olsa biraz zorlanır ki, var çevremizde de öyle. Dışarıdan gelip burada böyle sümsük gibi takılanlar da var yani. Yapacak bir şey yok. Ya onlar da tabii, ben hemen entegre olduysam, o mesela 6 senede entegre oluyor. Adam hala markete gidip alışveriş yapamıyor yani. Ya tamam, dil öğrenemeyebilirsin, dil işi yapamayabilirsin ama bazı şeylerde de girişken olmak gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında ikinci sorumuz. Lito geldi. Üçüncü mü oldu? Çektin mi? Bakayım ne yaptın? Bir şey mi yaptın? Tamam, al aç git, çek geliyorum. Bak ama telefonu kapatma babacığım, Allah için ya. Koş git, geliyorum ben. Koş. Baba, kur oraya kamerayı, geliyorum. Atar. Hadi buyur abi. Atar. Sonra niye vlogger olmuyorsun? Niye vlog çekmiyorsun? Evet, şimdi sakin, tamam mı? Arkadaşlar, ondan sonra üçüncü soru. Aşk ile tam. Yurt dışında, Almanya'da evlenmek için ne yapmak gerekiyor? Neler hazırlanması gerekiyor? Yani çok zor bir süreç mi? Yani böyle çok hani detaylı değil de. Hani sonuçta %80'i erkekler buraya geliyor falan ya. Mesela sen neler yaptın burada? Ne ön hazırlıklar yaptın mesela? Hani kendi ailenin yanından çıktın, ev tuttun falan filan. Onları bir anlatsana ufakça ya, kısaca. Valla şimdi ne diyeyim ben? Şimdi aslında zaten her sene değişiyor şeyler. Yani prosedürler. Prosedürler değişiyor. Şimdi bizden istenen mutlaka işte eşinizin gelebileceği ayrı bir evinizin olması, bir gelirinizin olması. Yani
Eğer çalışmıyorsan bile Alman vatandaşıysan tabii. Türk vatandaşlarında biraz daha zor oluyor. Arkadaşlar bir dakika lafını bölüyorum. Arkadaşlar bakın burası çok önemli. Siz şimdi burada evlendiğiniz, burada şey yapmış olsanız bile buraya gelip yaşamak için belli kriterler arıyorlar. Sonuçta şöyle düşün, ulan Türk vatandaşlarını hor görüyorlar falan değil. Adam diyor ki kardeşim ilk önce benim vatandaşım. Şimdi benim eşim burada doğumlu. Alman pasaportu var. Oğlumun da Alman pasaportu var. Adam diyor ki ilk önce ben kendi vatandaşımın şeyini yapacağım. İşini göreceğim. Bunun içinde ne diyor? Sana ufak tefek prosedürler sunuyor. Diyor ki tamam Neslihan, eşin gelecekse senin diyor bir tane evin olması lazım. Ev tutman lazım. Bu ama Alman vatandaşı ve çalışıyorsan veya çalışmıyorsan fark etmiyor. Alman vatandaşıysanız arkadaşlar, Alman vatandaşıysanız size diyorlar ki birinci madde evin olması lazım. Çalışmıyorsan da gene devlete bağlı bir, ki o zaman çalışmıyordun değil mi? O zaman çalışmıyordum. Bizim bu işlerden dolayı arkadaşlar, benim böyle gelip gitmemden dolayı falan o dönemde çalışmıyordu. Arbeitsamt'tan yardım alıyordu. Yani sosyal yardım alıyorduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aşk yetam. Kız babacığım. İşte ev tutmanı istiyorlar. İki kişi için yeterli bir ev olacak. Onun metrekaresine kadar size arkadaşlar, gene giriyorum. Onun metrekaresine kadar size bir döküman veriyorlar. Mesela bize dosya vermişlerdi. İki kişinin yaşayabileceği misal atıyorum 60 metrekare. Bir çocuk geldiği zaman 72 metrekare. İki çocuk geldiği zaman 90 metrekare gibisinden. Onun bile size çizelgesini veriyorlar. Bak şimdi hatırladım onu da. Hala da duruyor aslında, evet, biliyor musun? Ama bu işte devletten geçiniyorsan. Eğer devletten geçinmiyor, burada çalışıyorsan. Yani yine de ayrı bir evde oturman gerekiyor. Evinin iki kişi için yeterli olması gerekiyor. Ondan sonra zaten tamamen devletin verdiği, yani senden istediği evrakları hazırlayacaksın. Nikah dairesinden randevu alıyorsun eğer burada evlenmek istiyorsan. Arkadaşlar bu da çok önemli. Her şeyiniz sistematik olmalı. Yani biz burada böyle anlatıyoruz hani kolayca burada evlendik falan filan diye. Ama ben İstanbul'da koştururken Nesli de burada neydi? Ben hatta 2-3 gün öncesinden gelmiştim değil mi nikah? Tarihi falan. Bir dakika Lito. Tarihi falan arkadaşlar, yani randevunuzu, termininizi falan hazır etmeniz gerekiyor. Çünkü yakın tarihte yaşadık öyle ya, bize ulaşanlardan falan öyle şey oldu, kabul etmemişler hani ya hemen bize verin falan gibisinden. Şeyler olmuyor. Evlilik zaten arkadaşlar, çıkıyorsun bildiğiniz nikah dersi. Devletin resmi makamında evleniyorsunuz. Size defter gibi bir tane evlilik çizdiriyor. Orayı arayıp sorduklarına zaten veriyorlar bütün, yani gerekli evrakların listesini veriyorlar. Aynen ya, onu böyle çok hani gözünüzde büyütecek şeyler değil. Türkiye'de, İstanbul'da, Türkiye'de işte neredeyseniz. Orada hazırlayacağınız evraklar da çok basit evraklar arkadaşlar. Ben onları bir günde mi ayarlamıştım? Dükkandan çıkmıştım Tahtakale'den. Tahtakale'den çıktım, Beyoğlu'na çıktım. Beyoğlu'ndaki nüfus müdürlüğünden hiçbir para vermeden arkadaşlar bütün evraklarımı aldım, ilerledim yani. Sonra Ömürüşko. O kadar ömrüm. Ha, bu şeyleri evleniyorum. Ha yok, sonra ben orada sınava giriyorum. Ha evet. Ha, sonra ben gittim arkadaşlar, aile bilişimi sınavına girdim ben Ankara'da. Aynen. Aile bilişimi sınavına girdim ve ben bu sınav için arkadaşlar... Al bunu götür, odana sakla böyle. Hadi yürü. Al bunu. Tamam, o zaman tamam dur. Kandıramadık. Ben bu sınava arkadaşlar Ankara'da girdim ve bu sınava dükkanda kendi notlarımla, yani forumlarda falan bulduğum notlarla hazırlandım. O da ne kadar sürdü? Bir ay mı? Üç hafta, dört hafta falan arkadaşlar ezber yaptım. Okudum. Yolda giderken falan okudum, ezberledim. Sonra gittim sınava. Ben bekliyorum ki böyle hani resmi bir şey falan gibisinden. Abi bir tane odaya soktular bizi. Abi biraz işte hep dediğim bir şey var ya, birazcık yırtık olmanız lazım arkadaşlar. Yani öyle saftirik gibi panik şeklinde durursanız abi hayatınız boyunca birazcık motivasyonunuz da düşük bir hayat yaşarsınız. Kendinize de özgüveniniz olmaz. Ben girdim sınava. İşte yaptılar. Ya işin açıkçası biraz kopya çektim. Oradan baktım, buradan baktım. Yani öndekine baktım, yanındakine baktım. Kendim çalıştıklarım da çıktı. Şeyler falan. Hepsini verdim, çıktım. 68 mi aldım, 78 mi ne aldım? Kazandım. Ondan sonra yerde mi oynasan? Ha? Al yerde oyna. Evet babacığım, hadi. Tak 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 tak. Al. Al bunu da. Al.
Ondan sonra İstanbul'da başvuru sürecine ben giriştim arkadaşlar. Ama tabii biz ilk önce burada yaşamayacaktık. İstanbul'da yaşayacaktık. Çünkü dükkanlar bilmem neler işler müşteri hep oradaydı. Sonra işte karar değiştirdik. Buraya şey yapalım. İşler falan bozulacak her neyse vesaire. Sonra orada konsolosluktan arkadaşlar aile bilişimi vizesine başvuru yapıyorsunuz. Yani bu da çok öyle zor bir şey değil. Vizeye başvuruyorsunuz, pasaportunuzu falan veriyorsunuz. Mülakata gittik. Mülakat saat kaçtı? 7'de miydi, 8'de miydi, neydi? 3 dakika sabahın köründe 3 dakika sürdü arkadaşlar. Yani hatta eşim de konsolosluğun içine falan girdi. Alman vatandaşı olduğu için onlar konsolosluğa da girebiliyor benimle. Güvenlik 3 dakika falan sürdü. Bir şey de sormadı. Konu Elvis Presley'di zaten. Genç bir çocuktu, gözlüklü, konsolosu. Öyle kasmaza falan gerek yok. Öyle bazı videolarda görüyorum, çok işte despot falan. Abi yok be abi. Biraz da şans işi ya. Ya yanımdaki mesela adamı terlettiler. Yan, tabii ben böyle oturuyorum. Yan tarafımdaki adamı terlettiler yani. Ona böyle sordular yani adama. Bayağı şey sordular. Bana hiçbir şey sormadılar. İşte vallahi Elvis Presley'nin rock'n'roll'unu konuştuk biz yani çocuk. Hiç Almanya'yla ilgili nereye gideceksin dedi. Hatta bana dedi ki sana dedi bir şimdi dedi Almanca dedi ismini soracağım dedi. Sen de bana dedi kısaca dedi Almanca dedi ismini dedi söyler misin herhalde yani, cevap verir misin? Hani sana soracağı bana soracak şeyi bile söyledi arkadaşlar o zaman çocuk. İşte dedi ismi ne dedi dedi böyle böyle iş bilmem ne. Anladın mı? Bunları falan yani ufak tefek. Ondan sonraki süreç bakın gene Alman vatandaşlığının öneminden bahsetmek istiyorum size. Nedir abi bu? Ben başvurduktan sonra sen burada şeye gittin değil mi? Ştata gittin. Evet. Burada ştata gidip dedi ki benim dedi eşimin dedi red alma dedi durumu olamaz. Ben dedi Alman vatandaşıyım. Bunu dedi hızlandırmanızı istiyorum. Yani normalde 3 ay 4 ay falan bekleyenler oluyor. Arkadaşlar benim 2 haftada vizem geldi. Nesli gidip ştatta başvuru yani bu konuşmayı yaptıktan sonra. Yani gitti dedi ki benim dedi eşim Türkiye'de aile birleşimi başvurusu yaptı. Sınavını geçti, yeterlilik sınavını verdi. Lütfen dedi vizesini onaylattırın, hemen gelsin. Herhalde o aralarında yazıştılar mı, mail mi attılar, ne yaptılarsa arkadaşlar. 2 hafta sonra benim vizem dükkana geldi. Vizeyi aldıktan sonra ne oluyor? Abi zaten benim Schengen vizelerim vardı arkadaşlar. O dönemde de hatta İtalya vizem vardı ya. İtalya mı? İtalya vizem. İtalya vizem zaten vardı yani. Hani olmasa bile ben gidiyordum, geliyordum zaten yani. Ondan sonra bu da vize ne arkadaşlar aile birleşimi vizesi pasaportunuza aile birleşimi vizesi diye bir tane kağıt basıyorlar vize. Onunla geliyorsunuz. Sonra buradaki işlemleriniz işte gidiyorsunuz ştata kaydoluyorsunuz oraya kaydoluyorsunuz job center'a kaydoluyorsunuz Arbeitsamt'a kaydoluyorsunuz falan filan kılıyor. Ondan sonra abi takılıyorsunuz yani sonra. Sonra bakıyorsunuz iş yapıyorsunuz bir şeyler yapıyorsunuz. Hayatınızı idame ettiriyorsunuz. Almanya'da en dikkatinizi çekecek şey mesela yani Almanya olarak konuşayım şimdi. Abi ev tutuyorsunuz, evin mutfağı yok. Yani buradan taşınırken mesela buradan taşınırken bu mutfağı da söküyor, alıyor gidiyor. Mutfak dolapları diyelim. Ha mutfak dolapları, aşkine tam şu şeye falan yani musluğuna kadar alıyorlar gidiyorlar arkadaşlar. Yani Almanya'nın öyle bir sıkıntısı var. Bilmiyorum yurtta Fransa'da, Fransa'da nasıl ama oralarda da öyledir ya, doğru. Amerika hariç. Abi Amerika şeyi gibi. Biraz da şeyden bahsedelim size. Yurt dışı maceralarımızdan bahsedelim isterseniz. Arkadaş mesela ne yapıyorduk? Şimdi o Alman olduğu için ben İstanbul'dan mesela İtalya'ya gidiyordum sabah. İtalya'dan Paris'e geçiyordum aktarma. Aşk ile tam da buradan direkt Paris'e geliyordu. Paris'te buluşuyorduk, geziyorduk, tozuyorduk, yiyorduk, içiyorduk. Eyfel, Meyfel, Pigal, Migal derken mıntır cımın hızlı yolcular arkadaşlar. O buraya dönüyordu. Bazen birlikte dönüyordu. Ya bir de ulaşım da kolay. Şimdi buradan mesela ben şimdi otobüse binip Paris'e gitmek istesem 8 euro. 8 euroya Almanya'dan, Düsseldorf'tan, Köln'den şeye gidiyorsun. Paris'e gidiyorsun. 8 saat otobüs çekerim dersen abi git. Ya öyle de bir şey var ya. Babacım o telefonun şeyini tak. Kalemini tak babacım. Tamam babacığım. Tamam ya. Abi güzel, evlilik güzel, hayat güzel. Kafa dengiyseniz birbirinize böyle ne derler ona? Uyumluysanız. Uyumluysanız arkadaşlar, birbirinizi böyle tamamlıyorsanız, bir de böyle aileciyseniz gerçekten abi anlaşılmayacak bir şey yok yani. Mutlu aile. Mutlu ailenin sır ne diyeyim ya? Mutlu aile sırları. Aşk etam anlat biraz hadi.
Mutlu hale. Onu bir dahaki videoda yapalım istersen. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Tamam. Özel bir konu olarak. Ha, tamam. Arkadaşlar onu bir dahaki videoda yapacağız. Haberiniz olsun yani. Bu videoyu böyle koyuyorum. Ufaktan biraz editlerim. Lütfen kanalımıza abone olun. Bir İstanbullunun Dolapdere'den yurt dışı maceralarını dinlemek isterseniz. Bu şimdi böyle ufak tefek videolar olacak. Daha sonra yurt dışı maceralarını anlatacağım size. Mesela şu anda İtalya macerasını anlatacağım, Paris macerasını anlatacağım, Amerika maceralarımızı anlatacağım, Çin maceralarımızı anlatacağım, Tayland maceralarımızı anlatacağım, İran maceralarımızı anlatacağım. Avrupa'nın birçok yeri, Hollanda maceralarını anlatacağım. Hepsini anlatacağım size yani. Bunları takip etmek isterseniz arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun. Ya öyle çok şey yapmanıza falan da gerek yok. Şeyimiz yok burada. Ne derler ona? Bir geçen kanaldan da arkadaşlar bilen bilir. Böyle bir maddi bir beklenti, böyle bir popülerlik falan şeyimiz yok. Zaten popüler insanlarız yani. Anladınız mı? Kasmanıza gerek yok yani. O yüzden maksat muhabbet be abi. Aşkı Yetan bu 20 dakikayı bana nasıl atacaksın şimdi? Atarım ömrüm gider hemen. 20 dakika video olmuş ya. Bir şey olmaz. Ya iPhone 11 Pro aldık arkadaşlar biliyorsunuz. Elimize alamıyoruz ya Lito'dan. Vallahi billahi. Hazır mı yemeğimiz? Evet. Arkadaşlar biz yemeğe gidiyoruz. Kendinize iyi bakın Aşkı Yetan. Söyler misin abone olsunlar ya? Lütfen abone olun. Kocamı yalnız bırakmayın. Ona da kanal açtık bu arada. Benimle evet. İlgili videoları falan şey yaparsınız, onu takip edebilirsiniz yani. Benden bahsedersin kanalımda herhalde. Bazen. He? Arada. Aşkı Yetan biraz böyle bizi şey yap yani ya. Ne yapayım? Herkes kendine. Görüyor musunuz abi? Görüyor musunuz ya? Vay be. Ben senden takipçi istiyor muyum? Yo. Ya hallederiz ya. Sen arada beni şey yap yani. Senin blogger kızlara falan şey yaparsan Aşkı Yetan kocaman şey kanalı falan diye. Doğru. Ha? Beni de şey yapsınlar ya, yayınlasınlar. Arkadaşlar burada öyle şeyler var yani. Blogger arkadaşlarınız falan varsa ufaktan bir şöyle şunu şundan var dediler mi tamam yani. İşi götürdünüz, haberiniz olsun. Ya Demet Akalın'la eşdeğer iş yaparsınız. Bak o kadar söylüyorum size. Hadi kendinize popüler davranın. Biz yemek yemeye gidiyoruz. Vitato da içeride. Kapatmadın ama bunu. Açtık. Ha, makarna mı? Evet Ömrüş Komiser videona bak. Böyle fırçalar yiyebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar şey, bunlar evlilikte olan şeyler. Benim gibi birazcık hiperaktifseniz var değil mi bende? Evet Ömrüş. Ha? Her şeye maydanoz oluyor. Abi duramıyorum ben yerde. Vallahi bak. Bak şu anda o makarnayı koydu ya şuraya. Ben onu kalkıp böyle karıştırmak istiyorum. Kalk karıştır, kapat o zaman videonu. Sıkıldı gördünüz mü? Hayır, çok uzun süre tutmuyoruz videoları. Kaç tane? 22 dakika oldu ya. İşte bunlar önemli şeyler. Ben kendi şeyimde de yapacağım. İşte 10-15 dakika yeterli. 90 dakika diye planlamıştım ben bunu. Olmaz. Film mi çekiyorum? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kendinize popüler davranın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle birazcık yurt dışı fırlamalıkları, yurt dışındaki hayatla ilgili fırlamalıkları, Dolapdere'li kardeşiniz, Hacı Yusrevli kardeşiniz, Kasımpaşalı kardeşiniz, Berkay'dan dinlemek isterseniz lütfen abone olun. Abone olmazsanız da izleyin be oğlum, makara makaradır yani. Neler öptük, bye. Neler çektiğini anlatacak kanalında size. Benden neler çektiğini anlat. Bir tane şey oynatma listesi hazırla Aşkı Yetan ona. Tamam. Hatta benim kanalıma da çekelim. Öyle bir seri yapalım tamam mı? Tamam, hadi bay bay, kendinize iyi bakın. Kendinize popüler davranın. Sizi seviyoruz. O kadar. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Aşkı Yetan bay bay de. Bye.